أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehline, ashabına ve onun yolunda gidenlere olsun. Kıymetli kardeşlerim, İl Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu Evim Mescidim Olsun programı kapsamında sizlerle beraberiz. Bugün bu saatte sizlere güler yüzlü ve tatlı dilli olmanın önemi üzerinde bahsetmeye, konuşmaya çalışacağız. İnsan sosyal bir varlık olduğu için toplumla birlikte yaşamak zorundadır. Zaman zaman toplumunda meydana gelen olaylardan etkilenir. Zaman zaman güler yüzle hareket ettiği gibi bazen umulmayan anlarda, hoşa gitmeyen durumlarda somurtkan bir hale geliverdiği de olur. Halbuki mümin için baktığınız zaman uygun olanı her daim mütebessim bir çehreyle, insanlarla güzel bir şekilde geçinmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. El-mü'minu me'lefun ve la hayra fîmen la ye'lefu ve la yü'lef. Mü'min, cana yakın kimsedir. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel tarif etmiş değil mi mümini? Cana yakın olan kimse. Cana yakın olan kimsenin bu manada bu cana yakınlığını devam ettirebilmesi, kendisiyle yakınlık kurulabilmesiyle ve kendisinin de başkalarıyla yakınlık kurmasıyla mümkündür. Elbette bu yönüyle cana yakın bir insan olabilmek, yakınlık kurmak, yakınlık kurulan bir insan olabilmek için de öncelikli olarak güler yüzlü ve tatlı dilli olmak gerekir. Rabbimiz İsra suresi 53. ayet-i kerimede bizlere şöyle buyurur. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَوُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَحْمَنِ عَصِيًّا اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ الْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا Kullarıma söyle. İnsanlara karşı en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Baktığımız zaman ayet-i kerimede Rabbimiz bize, kullarına, insanlara karşı güzel söz söylemeyi emrediyor. Güzel sözlü olmayı tavsiye ediyor. Bununla beraber kötü söz söylemenin şeytanca bir iş olduğunu, kötü söz söylemek suretiyle İnsanın şeytanı hoşnut edeceğini ve bu yönüyle de şeytanın insanların arasını bozmaya çalıştığını, insan için apaçık düşman olduğunu Rabbimiz bize haber veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere bu manada güzel sözlü olmayı, güzel konuşmayı şu ifadeleriyle anlatır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vel kelimetu tayyibetu sadakatun buyurur. Güzel söz sadakadır. Biz sadaka dediğimiz zaman her daim aklımıza maddi imkanımızdan fakir olan, yoksul olan insanları faydalandırmak olarak anlıyor. Hemen ilk aklımıza bu geliveriyor. Halbuki dinimizde bu yönüyle baktığımız zaman sadaka kavramına insanlara iyilik olarak yapılacak her türlü iş için yüklenmiş sadaka kavramı bu şekilde adlandırılmış. İşte bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de güzel sözü sadaka olarak tarif ediyor bizlere. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'in rivayetinde bu sefer bizlere şöyle tavsiyede bulunuyor. لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'in bu rivayetinde bize mümin kardeşimize karşı güler yüzlü davranmayı öğütleyiveriyor. Biz çoğu zaman güler yüzlü davranmayı, karşılaştığımız insanlara güler yüzle muamele etmeyi düşünmüyor, umursamıyoruz. Halbuki
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin kardeşine karşı güler yüzle davranmayı bile bir iyilik olarak addediyor, iyilik olarak öğretiyor. Öyle ya, biz içinde bulunmuş olduğumuz şu dünya hayatında iyilik ve güzellik peşinde, hayır peşinde koşan insanlarız. Daima iyiyi, hayrı ve güzeli yapmaya ve insanlara tavsiye etmeye gayret sarf ederiz. Madem mümin olarak bu yönüyle iyiliğin, hayrın peşinde koşan insanlarız, İşte iyiliği artırmanın yollarından birisi mümin kardeşimizle karşılaşıverdiğimiz zaman gülümseyerek hareket etmek. Çünkü mümin kardeşiyle karşılaştığında gülümseyen, ona gülümser bir yüzle karşılıkta bulunan, mukabelede bulunan insan karşıdaki insana huzur ve sükun verir. Karşıdaki insana güven telkin eder. Müminler arasında güven ve sevgi İşte bu şekilde güler yüzle davranmakla ortaya çıkıvermiş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine kendisinden nasihat isteyen Cabir İbni Süleym radıyallahu anh'e benzeri bir tavsiyede, benzeri bir nasihatte bulunur. لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهَكَ. Hiçbir iyiliği küçük görme, hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzle bir vaziyette konuş. Çünkü bu da bir iyiliktir. Bakınız, bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşinle güler yüzlü bir vaziyette konuş buyuruyor burada. Hem gülümseme içerisinde, güler yüzlü bir halde olmak, hem de konuşurken tatlı dille konuşmaya gayret sarf etmek. Bundan dolayı zaten atalarımız da tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır demişler, değil mi? Elbette tatlı dilin, güler yüzün olduğu bir ortamda insanlar huzur bulacak. İnsanlar rahat edecek. Karşılıklı diyalog kurma, karşılıklı muhabbet etme imkanını bulacaklardır. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bu yönüyle bizlere iyi ve güzel söz söylemeyi, tatlı dilli olmayı öğretiyor. Zaten bu yönüyle bize en güzel örnek de yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rivayetlere baktığımız zaman sahabe-i kiram efendilerimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlatırken, bize tarif ederken ondan daha güler yüzlü hiç kimseyi görmedik diyorlardı. Daima mütebessim bir çehreyle insanlarla karşılaşıyor, insanları karşılıyor ve insanlara güzel söz söylüyor idi Efendimiz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yönüyle bize güzel söz söylemeyi sadaka olarak öğretirken, mümin kardeşine güler yüzle davranmayı, ona karşı güzel söz söylemeyi iyilik olarak tarif ederken, bize aynı zamanda konuşmalarımızda hayır söylemeyi, eğer bunu başaramayacaksak sakin kalmayı, sessiz kalmayı da öğütlüyordu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir felyekul hayran ev li yasmut" buyuruyordu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Bakınız bu ifadelerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki hususu öncelikli olarak dikkatimize sunuyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse. Elhamdülillah biz bu manada Rabbimize iman etmişiz. Onun varlık ve birliğini ikrar ediyor. Onun koymuş olduğu kurallar çerçevesinde dünya hayatını yaşamaya, tamamlamaya gayret sarf ediyoruz. Ve yine biz ahirete de iman etmişiz. Öyle ki öldükten sonra dirileceğimize ve dirilmiş olduğumuz o ahiret gününde dünya hayatında yapmış olduğumuz her işten hesaba çekileceğimize iman etmiş, kabul etmişiz. İşte o hesaba çekileceğimiz günde mahcup ve mahzun olmamak için dünya hayatında konuşmalarımıza, sözlerimize de dikkat etmeye, hayır söylemeye, güzellikleri ifade etmeye gayret sarf etmeliyiz. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yönüyle Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun buyurmak suretiyle hayra, iyiliğe, güzelliğe yönlendiriveriyor. Zaten mümin için de çabası, gayreti hep hayır
ve iyilik peşinde koşmak olmalıdır. İyi davranan, güzel söz söyleyen, güler yüzlü bir insan her daim işinde başarılı olur. Her daim içinde bulunmuş olduğu hayatta başarıyı elde eder. Hangi işi yaparsa yapsın, yapmış olduğu iş neticesinde insanlara faydalı olma, insanlara yardımcı olma, yapmış olduğu işten de güzel hayırlar, neticeler elde etme imkanına sahip olur. Tıpkı şu hikayede olduğu üzere. Zamanın birinde bir çarşıda bal satan bir tüccar vardır. Bu tüccar giyim kuşamına dikkat eden, temizliğe riayet eden, aynı zamanda güler yüzle müşterisini karşılayan, müşterisine tatlı dille mukabelede bulunan bir insandır. Onun eşine olan bu muhabbeti, onun müşterisine olan bu sevgi ve saygısı, tatlı dilli, güler yüzlü günden güne müşterilerinin artmasına vesile olur. Elbette müşterilerinin artması aynı zamanda onun açısından maddi imkanın da genişlemesine vesile olmuş olur. Bir süre sonra o çarşıda bulunan esnaflar onun o halini görünce kendileri de daha çok kazanmayı arzu ederler. Hele hele komşusu olan bir dükkan sahibi aynı işi yapmayı arzu eder. Halbuki zeytin, peynir gibi ürünler satmaktadır. Çok kazanmanın bal satmakta olduğunu zanneder ve işini değiştirir. Artık o da dükkanında bal satmaya başlar. Bu güler yüzlü, tatlı dilli olan esnafın dükkanına gelip bal bulamayan insanlar yan taraftaki dükkana gidip ondan bal almaya başlarlar. İlk günler bu şekilde kazancı artar bu kişinin. Ama bir süre sonra insanlar uğramamaya, yan taraftaki o güler yüzlü esnafın dükkanında bal bulamayacak olsa geri dönüp gitmeye başlarlar. Bu sefer bu dükkan sahibi olan yeni bal satmaya başlayan esnaf tereddüt eder, düşünür. Acaba niye insanlar bana gelmiyor, niye eskiden olduğu gibi gelip bal satın almıyor diye merak eder, bir türlü de işin içinden çıkamaz. Şehrin alim olan insanına gider, durumu anlatır. O alimden yardım ister. Kendisine bu yönüyle bir yol göstermesini talep eder. O da der ki, evladım bana birkaç gün müsaade et, sonra ben sana haber vereceğim. Alim insan birkaç gün bu iki insanın dükkanını şöyle uzaktan bir gözetler. İnsanlara olan tavırlarını, hallerini bakar ve en son artık bu insanın dükkanına gelir ve der ki, evladım, her ikiniz de bal satıyorsunuz ama bakıyorum ki senin yüzün sirke satıyor. Dolayısıyla insanlara iyi davranmadığın, insanlara güler yüzle davranmadığın, tatlı dilli olmadığın için insanlar senin dükkanına gelmeye ve senden alışveriş yapmaya ihtiyaç hissetmiyorlar. İşte hikayemizde olduğu üzere kıymetli kardeşlerim, tatlı dilli, güler yüzlü olan insanlar hayatın her anında başarılı olurlar. Hele hele aile hayatında, aile ortamında eşine, evladına karşı, anne babasına karşı tatlı dille ve güler yüzle mukabelede bulunan insan daima hayrın ve iyiliğin peşinde koşmuş, güzellikleri elde etmiş olur. Bununla beraber Rabbimiz bize Fussilet suresinde güzel sözlü insanları şöyle tarif eder. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Bakınız, Rabbimiz bize güzel sözlü insanı tarif ediveriyor. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen insan güzel sözlü olarak Rabbimiz tarafından öğretiliyor. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah salih amel işlemeye gayret sarf ediyoruz. İçinde bulunmuş olduğumuz şu sıkıntılı süreçte hiçbirimiz Rabbimize olan kulluğumuzdan ayrılmadan, Rabbimize olan kulluğumuzu terk etmeden, ona bağlandığımız ümidimizle
hayatımızı tanzim etmeye gayret sarf ediyoruz. Hiçbirimiz Rabbimizden ümit kesmiş değiliz. Rabbimizden ümit kesenler ancak inkar edenlerdir. Bize düşen vazife, Rabbimize daima ümitle bağlanarak hayır ve iyilik peşinde koşmaya, güzel sözlü, hayır söyleyen insanlar olmaya gayret sarf etmeliyiz. Aile hayatımızda, toplum hayatında huzurlu ve iyi bir insan olmayı arzu ediyorsak, yüzümüzden tebessümü, dilimizden güzel sözleri eksik etmeyelim. Rabbim her birimizden bu manada iyilik ve güzellikleri elde eden, hayrın peşinde koşan bir insan olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Günümüz mübarek olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.